arasında öyle bir mesafe, öyle bir yörüngede dönüyor ki eğer o yörünge güneşe dünya bir metre yaklaşsa dünya yanacak. O yörüngenin bir metre uzağına dan dönmüş olsaydı o dünya donacak hale geliyor. Yani yaşama, canlıların yaşama elverişli olan yerin sadece dünya hayatı olduğunu söylüyor Kur'an. Başka yerde hayat yok. Ve dolayısıyla burada yaşayacak, burada öleceksiniz. Başka yaşayacak ve buradan çıkarılacaksınız. Dünya hayatından çıkarılacaksınız. Ferdesi kullanıyor. Evet. 26. Ey Adem oğulları, size sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve süs kazandıracak bir giyim indirdik. Takva ile kuşanıp donanmak ise bu daha hayırlıdır. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki öğüt alıp düşünürler. Bak burada çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve süs kazandıracak bir giyim indirdik. Takva ile kuşanıp donanmak ise iki elbiseden bahsediyor Kur'an sürekli. Bak hani Ahzab suresi 59. ayette bir dış elbiseden bahsediyor. Bir de insanın iç elbisesinden bahsediyor. Takva elbisesi. Yani insanı iki yöne teklif sunucu iki melek vardı. Birisi ayıp yerleri kendine açılıverdi derken bunun hem gizlisini hem de açığını ortaya koyuyordu o günahların. İşte burada da insanda bu iblis olgusunun bir de elbisesinden söz ediyor. Yani burada ayıp yerleri kendilerine açılıverdi ifadesini kullanırken bir de bunu kapatacak takva elbisesinden bahsediyor. Takva neydi? Her insan yaptığı kötülüğün karşısında ona uyarı sesi veren toplum dilinde, vicdan, psikoloji dilinde üst bendi. Yani her yapılan yanlışın karşısında bir de takvadan gelen bir ses var. Bu ses insanı o iç elbise diye bahsettiği elbise. Bu her insanda var ama bazıları bunu kapatıyor, bunun sesini kısıyor ve onun sesini dinlemediğinden dolayı iblisleşip şeytanlaşıyor. Ve gayri rabbani yolda yürümeyi süslü ve çekici hale getiriyor. Hocam, geleneksel anlamda bunlar hep insanların avret yerleri olarak anlatılıyor. Meallerde, tefsirlerde. Var ya, hiç alakası yok. Batılılarda, kiliselerde var ya, Adem ile Havva resmin avret yerlerine yapraklar koymuşlar. İşte böyle yılan geliyor, onlara elma veriyor, bilmem ne yapıyor filan. Bu tür tasvirler var Batılılarda. Fakat burada ilginç bir şey daha var. O da diyor ki biz size elbise libas inzal ettik. Elbise inzal ettik. Libas diyor. Elbise inzal olur mu? Bizim bildiğimiz inzal olan nedir? Ayetlerdir. Allah'ın ayetleri elçilerin kalbine inzal olur. Ama burada diyor ki size diyor yani bize elçi değil bize elbise inzal olmuş. Elbise nasıl inzal olur? Hiç siz tişört inzal olduğunu, pantolon, pardesü, gömlek inzal olduğuna gördünüz mü? Ben görmedim. Ama bu ayette böyle diyor. Bakın kelime manasına bakacak olursak, kelime manası üzerinden gidecek olursak, ey Adem oğulları bir sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve süs kazandıracak bir giyim inzal ettik diyor. Ayet inzal eder gibi. Yani. Demek ki Kur'an'ın bir söylediği var, bir de söylemek istediği var. Hani yok efendim burada böyle yazıyor, böyle yazıyorsa böyledir. Hani diyorlar ya, işte İsa ölüleri diriltti.
diyorsa diriltmiştir. Hani buyur, bak burada elbise indirdi diyor. Nereye indiyor elbise? Ve Ademoğulları diyor. Ey Ademoğulları bize diyor yani. Siz hiç elbise inzal olduğunu gördünüz mü? Ancak gider alır giyersiniz yani. Bunun dışında elbise inzal olduğunu ben görmedim. Yani Kur'an'ın müteşabih anlatımının dikkate alınması gerektiğinden dolayı ben bu soruları soruyorum. Hani hep bunlar ileride de karşımıza çıkacak. Gelenekçilerle, tasavvufçularla, hurafecilerle konuştuğumuzda hep onlar diyecek ya burada böyle yazıyor, burada böyle yazıyor. Ben de onlara diyorum ki bak burada elbise inzal ettim diyor. Hadi göster bakayım bana elbiseyi. Gökten de elbise mi iniyor, elbise mi yağıyor diye söylüyorum onlara. Bu ayette de bu benim dikkatimi çekti. Yani bir, evet. Bir yasak ağaç varsa bunun karşılığında bir helal ağaç var. Bir kötülük teklif sunucu iblis varsa bunun karşılığında iyilikleri teklif sunucu bir de takva var. Yani burada iki seçenekli bir varlık haline dönüşüyor insan. Burada Allah kesinlikle yasak ağacı yaklaşmamayı hep Rabb'in teklifleriyle, bak şunu iyi bilmek lazım, Allah meleklerden de insanlardan da Resuller seçerdi. Burada Resullerden en önde geleni takvadır. Yani takva her insan yanlış yaptığı zaman o ilahi mesajda nebilerden, insanlardan gelen, nebilerden gelen vahiy bilgilerle onun söylediği tıpatıp aynı şey. İki Resul'ün söylediği aynı oluyor. İşte insan böyle bir konumda doğruya ulaştığı zaman ey mutmain olmuş nefis, sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olmuş olarak ona dön diyor. Yani mutmain oluyor insan iki sağlama doğru olunca. İki kere iki, dört. Çarpımı dört. İki ile ikiyi toplasan da dört eder. Üç ile üçün çarpımı dokuz. Üç tane üçü artı topladığın zaman o da dokuz oluyor. O, bu da onun sağlaması oluyor. Evet. Belge. Kur'an hep belgeden bahsediyor. Evet. Saatimiz 11 oldu. Arkadaşlar yorgunluk var mı? Devam edelim mi? Hayır. Güzel gidiyoruz hocam. Peki. 27. Ey Ademoğulları! Şeytan, anne ve babanızın çirkin yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini sıyırtarak onları cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de bir belaya uğratmasın. Çünkü o ve taraftarları kendilerini göremeyeceğiniz yerden sizleri görmektedir. Biz gerçekten şeytanları inanmayacakların dostları kıldık. Bak burada, ey Ademoğulları, bak mesela dün Alican kardeş güzel bir şey söylemişti. Yani Adem ergenlik yaşına gelinceye kadar Adem, ergenlik yaşına geldiği zaman insan bir profil olarak da böyle bir parmak basmıştı. İşte burada ey Ademoğulları ifadesini kullanırken Ademoğulları ifadesini kullanırken Adem'i ikiye anlama ayırmış Kur'an. Birisi peygamber olan Adem, birisi soy ağacı olan Adem. Yani soy ağacı olan Adem'den insan oluyor ve o soy devam edip gidiyor. Tohum olan Adem, o yaratılışta Adem kelimesini kullanırken diğer meleklerden bunu ayıran Adem, soy ağacı olan Adem. İşte hani Taha suresi 115. ayette Adem sözünde kararlılık kılamadı ifadesini kullanırken bu İsa'nın yaratılışı Adem'in yaratılışı gibidir. Adem de bu anlamda Adem. Bunları ayıklamak lazım. Ey Ademoğulları, şeytan anne babanızın çirkin yerlerini, yani oradaki hani çirkin yerlerini açığa çıkarmak için, göstermek için elbiselerini sıyırtarak onları cennetten çıkardığı gibi, bak burada
elbiselerini sıyırtarak, ne elbisesi vardı burada? Yani yaratılışta Rabbim Allah'tır demişti. O takva, aslında takvayı orada kullanmıyor ama ergenlik yaşına geldiği zaman o cennette yapraklarını, yani hani cenneti güllük gülistanlık, efendim her türlü gölgelik anlamında kullanmış, böyle anlatıyorlardı. Oysa orada yaratılışta ekmek elden, su gölden, günah işlemeyen, sevap işlemeyen bir konumdaydı. Günah işleyen ve sevap işleyen bir konuma getiriyor bu şeyden sonra. Şeytan onlara vesvese vererek. Yani insan iki seçenekli bir varlık haline geliyor. Bir taraftan Rabbani yola yürüme seçeneği, bir taraftan da gayri Rabbani yola yürüme seçeneği karşısına çıkıyor. Burada onları cennetten çıkardığı gibi, yani buradaki ifade kullanırken her insanda bu var. Yani Adem cennetten çıktı, biz de çıktık. Kıyamete kadar gelen insanlar, bütün Ademler, insanlar cennetten çıkacak. Ve aynı olay bunlarda da devam edecek. Çünkü ve taraftarları sizleri görmektedir. Biz gerçekten şeytanlara inanmayanların dostları kıldık. Bak burada biz onların görmediği yerden görüldük ifadesi kullanıyor cinlerde de. Yani kesinlikle şeytanları dost veli edinmeyin. Onlar size dost olmazlar. Ancak onlar inkar edenlerin velisi dostudur ifadesi kullanılır. Hocam o zaman, çünkü o ve taraftarları kendilerini göremeyeceğiz yerden sizleri görmektedir. O zaman bu, siz şeytani şeyleri akletmezsiniz, düşünmezsiniz ama onlar bunları düşünürler ve sizi tuzağa düşürürler. Ne anlatıyor? Bak mesela burada şunu anlatıyor. Aslında Kur'an temel başlık altında insanları ikiye ayırıyor. Birisi Müslüman olan insanlar, birisi cin olan insanlar. Cin olan insanları da ikiye ayırıyordu. Birisi puta tapıcı olan insanlar, birisi de ehli kitap olan insanlar. Genelde cinler Kur'an'a göre teknolojide bugünkü olduğu gibi, sürekli olacağı gibi dünyevileştikleri için, dünyaya çok önem verdiklerinden dolayı teknolojide ön plana giriyorlar. İnsanların algılayamadığı bazı şeyleri algılıyorlar ve hani cin suresinde de anlatıyordu. İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınırlar, onların azgınlıklarını arttırdı diyor. Buradaki cinlerden adamlara sığınmak neyden kaynaklanıyor? Teknolojide ileri gitti. Onlar bizim görmediğimiz yerden görür ve onlar gaybden haber verir anlayışı vardı. Eğer cinler gaybden haber vermiş olsaydı Süleyman'ın asasını kurt yemeden önce Süleyman'ın öldüğünü farkına varırlar. Ve bunu anladıktan dolayı sonra Süleyman'ın ordusundan çalışmaktan çektiler gittiler ifadesi kullanır. Yani hep tabancadan sıkar gibi anlattık ama bunları herkes anlıyor gibi geliyor bana. Yani burada sizin görmediğiniz yerden görürüz ifadesi, teknolojide cinler bu şeytan ve dostları diğer inanan insanlardan daha önde. Dünyada şu anda görüldüğü gibi. Evet, 28'i de okuyalım, ondan sonra toparlayalım. Sorusu olan varsa yine sorsun. Onlar çekin bir hayasızlık işlediklerinde adalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah bunu bize emretti derler. Ki şüphesiz Allah çekin hayasızlık öyle emretmez. Bildiğiniz bir şeyi Allah'a karşı mı söylüyorsunuz? Mesela bugün kader anlayışında olanlar, Allah bize bunu yazmasaydı biz bunu yapar mıydık derler. Oysa Allah kötülükleri yazmaz. Yani insan kötülük işlediği zaman kendisi işler.
Allah kötülük yapmaya Allah asla emretmez. Allah iyilikleri emreder. Nisa suresi 78'de şöyle diyordu. O onlara bir iyilik geldiği zaman bu Allah'tandır derler. Ama onlara bir kötülük geldiği zaman da bu da sendendir derler. Yani peygamberi atıf yaparak senin yüzünden bizim başımıza bu ölüm, acı, azap, her türlü sıkıntı geldi. Allah da diyor ki Allah kötülükler sizin kendinizden, iyilikler ise Allah'tandır diyor. Burada ifade ettiği gibi onlar çirkin bir hayasızlık işledikleri zaman atalarımız bunun üzerinde bulduk. Yani biz atalarımızın yolunda gidiyoruz. Ondan dolayı bizim başımıza bu yazıldı. Bu atalar dinini kullanırken sadece Rabbani yoldan sapan insanlar için değil, ehli kitap olan insanlardan sapanlar için de bu aynı ifadeyi kullanmış. Mesela bugün inkar edenler veya başlarına felaket gelenler, Allah bize kaderimize bunu yazdı, biz kaderimize yazdığı için bunu yapıyoruz derler. Oysa Allah sizin kaderinize yazmaz kötülüğü, siz kaderinizi kendiniz çiziyorsunuz. Hani o ateistin dediği gibi Allah bana kötülüğü programlamıyor. Biz kendi kötülüğümüzü kendimiz programlıyoruz. Kendi kaderimizi kendimiz çiziyoruz. Allah bizim kaderimizi çizmiyor. Bunu anlatıyor burada. Şüphesiz Allah çirkin hayasızlıkları emretmez. Kesinlikle bilmediğiniz bir şeyi Allah'a karşı mı söylüyorsunuz? Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Bunu anlatıyor. Evet arkadaşlar. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz, genel olarak düşündüğünüz bir şey varsa konuşalım. İblis, melek, işte iblisin teklifleri, gizli yerlerin şeytan tarafından açığa çıkarılması, cennet yapraklarıyla bunların örtülmesi, bu kavramları işledik. Tabii şimdi biraz hızlı gidiyoruz, yüzeysel olarak konuşuyoruz. Daha detaylı da olabilir. Fakat çok detaya da gittiğimiz zaman yol alamıyoruz. Şimdi bu dersimizin formatı böyle. Bu şekilde gidiyoruz. Herkes kendi kafasına takılan veyahut da tekrar etmek istediği yerleri not alıp tekrar edebilir. Tekrar konuşabilir. Tekrar sorabiliriz. Ama her dersimizde ortalama 8-10 ayet gitmeye çalışıyoruz ki Kur'an'ın bütünlüğü hakkında bir anlayışımız oluşsun diye. Buyurun. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz şeyler falan varsa konuşabiliriz. Evet. Sorusu olan yok herhalde. Yani burada şunu anlamak lazım. Yani hani bugün hep klasik anlayışlarda şöyle diyorlardı. Adem'in cennetten çıkmasını güllük gülistanlık olan bir yer anlamında kullanmışlar. Oysa bütün tefsirlerde anlatılan ve Kur'an diyenlerin büyük bir çoğunluğu da aynı şeyi söylüyordu. Oysa cennetten çıkma olayı anne karnından doğuştan ergenlik yaşına gelinceye kadar bir bölümden günah işleyen ve günahından dolayı tövbe eden bir konuma gelmeyi cennetten çıkma olarak tanımlamış. Kur'an kendi sistemi içinde bunu böyle anlatıyor. Yani ekmek elden, su gölden olan bir bölümden, dönemden ergenlik yaşına gelince günah işleyen ve günahından dolayı tövbe eden bir konuma gelişi cennetten çıkma olarak tanımlamış. Bunu burada vurgulamak istiyorum. Evet, cennetten çıkmaya var mı aramızda arkadaşlar? Nişan Hanım, sen cennetten çıkalı kaç sene oldu? Unuttun herhalde. O kadar uzun süre olmuş ki cennetten çıkalı. Tarihini unutmuş. Abi sen de zor sorular soruyorsun ama. Estağfurullah. Buyurun Nişan Hanım. Hayırlı geceler.
Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Sorunu bir daha alayım. Bir tane şey. Sen cennetten çıkalı kaç sene oldu? Ben cennetten çıkalı kaç sene oldu? Hakikaten mi? Efendim? Unuttun mu cennetten çıktın? Evet. Ayşe bana sorsun. İlk kurban ben oldum. Diğer arkadaşlar altın sonra ben devam edeyim. Tamam. Ayşe ne anlatırsın? Tamam. Şahsen ben hocam. Ha buyur Ayşe. Hocam ben cennetten çıkalı keşke çıkmayaydım. 20 sene falan oldu herhalde. 20 sene falan oldu. Bayağı ebe olmuş. Bayağı olmuş maalesef. Ya çıkacak ortaya birazdan. Farkında mıydın cennetten çıktığının? Değildim hocam. Farkında olsaydım çıkar mıydım hiç? Maalesef. Keşke öyle farkımız olsaydı, seçeneğimiz olsaydı. Tabii ki çıkardık. Evet. İnşallah yine istikametimizi ebedi cennete doğru çevirdik. Ay inşallah, inşallah. Bütün arzumuz, bütün gayretimiz o yönde. Evet, evet. İyi olacak inşallah. Bunları fark ettikçe, cennet neydi, cehennem neydi, bu ayetlerde anlatılanlar neydi, yok efendim Adem'le eşi öbür cennette miydi, yoksa şeytan oraya nasıl girdi, nasıl kandırdı, nasıl cennetten çıktılar filan diye. Oysa bu ayetler Adem ve eşinden ziyade Adem oğulları bize anlatıyor şey olarak, ama biz farkında değiliz. Hani Cem Karaca'nın bir parçası, şarkısı var ya, ben bir ceviz ağacıyım filan farkında, ne polis farkında ne ben farkında diye. Yani biz gerçekten hayata gelmişiz, yaşıyoruz ama ne yaptığımızı, ne ettiğimizi Kur'an'ı da okuyoruz ama Kur'an'ın da bize ne dediğinin farkında değiliz. Yani ne kendimizi farkındayız, ne Kur'an'ın farkındayız. Böyle birbirinin içine geçmiş, yarı hurafe, yarı gerçek, neydi belirsiz, arabesk bir yaşamın içerisinde. Kur'an'ın dilini çözdükçe bunları buradan fark etmeye başlıyoruz. Tabii biraz ben magazin olsun diye istiyorum. Yani cennetten çıkarı kaç sene oldu falan diye. Bu aslında Ali'nin dediği gibi kaç yaşında buluyor erdin anlamında böyle bir sordu bu. Şimdi maksat muhabbet olsun cinsinden ama öğrendiklerimizi bir tazmedelim diye bir de katılımlarımız olsun hep birlikte böyle sürekli o ayet şunları bu ayet bunları böyle hani bilmiyorum Türkçesi ne? Eyüp hocam belki bilir Zahliş diye bir şey var Almanlarda. Hep onlar Zahliş konuşurlar böyle. Sırf Zahliş olunca da olmuyor. Ama Zahliş'in Türkçesini bilmiyorum yani. Yani hep Osman Tiri ile konuşmak da şey oluyor. Söylesene. Bir müddet sonra sıkıcı olabiliyor. Biraz öbür şey dillere de ihtiyacımız var yani. Bak bu şahanın da fark ettiği olayı. Cennetten ne zaman çıktı sosunu. O da gülüyor. Evet. Cennetten çıkma olayını, işte Adem, İblis, ya bu kavramları öğrenmeden önce, bu, şu an bunları idrak edemeyince şaşırıyorum, biz bunlara nasıl inanmışız? Yani bu kadar akılsızca, bu kadar şuursuzca nasıl yaşadık? Gerçekten bunları hani böyle yol aldıkça utanıyorum. Böyle bir dine inandığım için, böyle bir yani Kur'an'a atılan iftiralar, ne bileyim gerçekten. Çok yanlış ya. Biz nasıl inanmışız böyle şeye? Eyvallah. Yani böyle inanmakla hem birincisi kendi anlayışımızı kısırlaştırmışız. İman ettiğimiz kitaba zulmetmişiz. Daha da kötüsü bu kitabın hayattaki karşılığını bulmadan yaşamışız. Ya yani burada böyle bir ayet var ama bir şey anlatıyor ama işte belki bilmem kaç bin sene önce Adem'le eşi varmış, şöyle olmuş, böyle olduysa bana ne, bir şey de diyemiyorsun, Allah'tan gelen bir kitaptır diyorsun, eleştiri de yapamıyorsun, iman ederiz biz diyorsun, bu böyle diyorsa böyledir diyorsun filan ama neye iman ettiğimizi fark etmiyorduk. Oysa bütün ayetler aslında bizi anlatıyor.
Ama hocam aslında şöyle bir şey yaptılar. Yani bizi soru sormakta lakın korkuttular. Hani dinle alakalı soru sorulmaz, Kur'an sorgulanmaz. Hatta zaten mealde Türkçe de okunmaz. Kendi abimle okumak lazım. Hep böyle diye maalesef ki çok uğursuzca, patikiz olmuş bir şekilde sadece inandık. Yani nedense inanıyoruz. Mecbur çünkü soramıyorsun. Sorunca ya imandan çıkarılıyorsun ya işte hayırdır sen hani bir derdin mi var, bir sorun mu var dinle alakalı bir maalesef yapsalanınca biz de inandık tuttu hocamız sormadık yani. Eyvallah. Zaten bu soruları birazcık gençler falan da sormaya başladığında sorgulama yöntemini de eğer düzgün yapamıyorsa otomatik olarak dine mesafe koyuyor, uzaklaşıyor. Yani akıl yürüterek o din üzerinden bir şey bir yere varamıyor. Hayatta yaşamak istediği tabii bağımlılıkları da var. Bunların bir etkeni de var. Ama zaten de mantık yürütemiyorsa dolayısıyla ya inkar ediyor veya inkar etmese bile üzerini kapatıyor. Dikkatleri görmeniz nasip etsin inşallah. Bu şeylere, Kur'an'ın bu müteşabih anlatımına yavaş yavaş alışmamız lazım. Hani dün ne diyordu Musa genç yardımcısına? İki denizin birleştiği yere kadar gideceğim diyordu. Bunun için söylüyordu. Hayatındaki olan olayları, hakikatini, gerçeğini anlayınca, yani ölüme kadar ben bu sorgulamayı sürdüreceğim diyordu. Sonuna kadar, aynen. Evet, yani ömrümün sonuna kadar ben bu hakikati anlamak için ölüme gideceğim diyordu. Nuşan Hanım ses diyor ama bilmiyorum diğerlerinde var mı, onda herhalde bir sorun var. O bakımdan işte o ayetleri örnek alarak şimdi bu Kur'an'ın hakikatini buna vakıf oluncaya kadar, en doğru mesajları anlayıncaya kadar biz de iki denizin birleştiği yere kadar gideceğiz. Gönlüne vakıf oluncaya kadar. Gönlüne vakıf oluncaya kadar ve gönlüne vakıf olmadan önce de gereksiz yerde hemen karşı çıkmayacak. Olmaz, bu böyle değildir, bu şöyledir. Atıp sıkılamayacağız yani. Vakıf olmak için çaba sarf edeceğiz. İşte bu yaptığımız dersler bu çabanın bir parçasıdır. Emektir bu. Şimdi biz bu emekleri veriyoruz. Karşımıza bir gün hakikatler böyle açıldıkça onun kıymetini biliyoruz. Ama bu emeği vermeyen bir insan, sen bunları git anlat şimdi. Herhangi bir komşuma veyahut da dizileri izleyen veyahut da ne bileyim paradan başka bir şey düşünmeyen, dünyevileşmiş, anlat. Ya bu ayette böyle diyor, elbise şu anlamına geliyor, cennet yaprağı anlamına bakar sana. Der ki ya işte yapsak iyi de işte kim düşünecek bunları? Anlamaz zaten onlar. Kıymetini bilmez çünkü. Aynen hocam, aynen. Hakikatten yüzüne çarpmayınca maalesef aynen. Kendine gelebilirsin. Sürekli gelebilirsin hayatın içerisinde. Evet, evet. Bu emekleri vermiş olmak bizim gerçeğin kıymetini bilmemizi sağlıyor. Bizi ona karşı daha hassas hale getiriyor. Aynen. Aynı zamanda da Allah'ın rızasını kazanabilmek için bunlar salih amel olarak kayıtlara geçiyor. İnşallah bu salih amel üzerine Kur'an'ı anlama çalışmalarıyla bu şekilde ölür gideriz yani. Hani bu dünyada yurtsuz veren Kur'an bize inşallah öbür tarafta da zaten ben size yol göstermem diyecek hali yok. Allah vaadinden caymaz. Sırat köprüsünden bizi geçir hocam inşallah. Tabi kurban geliyor. Bilmiyorum siz ne gideceksiniz, boğa mı keseceksiniz, binersiniz onun üzerine. Ondan sonra şeylerine de yapışırsınız boynuzlarına. O sizi tıkıdık oradan köprüden geçirir. Sırat köprüsü, Sırat köprüsü burada, Sırat köprüsü burada. Ahiret halinde Sırat köprüsü yok. Zaten bir 3 tane köprü var. İstanbullular geçiyorlar. Yok, bir de şimdi yer altı var. Yer altından da geçiyor köprü. Marmara'ya da var. Yolunu bulmuşsunuz işi. O da havadan geçiriyor. Dördüncüsü. Abi hepsi İstanbul'da ya bunlar. Efendim, sen bir şey söylüyordun. Bu köprüyü bir de ne bileyim, Marmara'dan yaptılar, Konya'ya yaptılar. Bizim oralarda köprü yok, hepsi de denizin altından yapmışlar, üstünden yapmışlar.
Yani size heykel dikeceğiz size. Siz heykele tapmıyorsunuz. İşte sadece Mevlana'nın duvar arasında başka tapmayacağız gelecekte. Moşer Hanım bir şey söyleyecek. Bence direkt uçalım. Uçarak başlayalım. İşte, hiç kısa yoldan yani. İnşallah. Ama işte burada Kur'an'ın peşi sıra yürüyenler öbür tarafta uçuyor. Burada peşi sıra yürümeyenler, yürümeye tenezzül etmeyenler, Kur'an'a ilgi duymayanlar öbür tarafta uçamayacaklar maalesef. Burada kibriti var hocam bu işte. Nasıl? Bir de kibriti var bunun için. Ha şeyde, Urfalılarda o çok meşhur zaten yani. Şey, kibrit kutusuna koyacakmış, müritlerini oradan geçirecekmiş. Zaten kibriti söyleyince kendi hatırlarını kendilerine hatırlatıyorlar kibritler. Evet, evet. Çünkü zaten çoğu da böyle, onlar sigara kullanıyor her şey. Çok sigara kullanıyorlar, sigara içiyorlar. Dolayısıyla kibrite yabancı değiller. Evet arkadaşlar, Allah razı olsun. Fatih'in de zaten uykusu gelmiştir şimdi. Çünkü evin işlerine çalışa yorulmuş. Bir yandan da boya yapıyoruz biz tavanları. Ha, kolay gelsin. Şimdi bu altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları düşecek mi, çıkacak mı? Bize bir akıl ver de ona göre şey yapalım. Kurban paralarıyla altın mı alalım yoksa? Altın fiyatları... Bak göstereyim abi sana. Göster. İyi güzel. Hay maşallah. Demek ki insan boya yaparken de Kur'an dersi dinleyebiliyormuş. Evet abi, bugün onu da deney yaptık yani. Hani Nisa suresi 103'te diyor ya, güvenliğe kavuştuğunuzda yan yatarken, ayaktayken, otururken Allah'ı anın diyor ya. Sen bunu evet. Boya yaparken anladın herhalde. Onun için. Evet. İyi maşallah. Güzel. Allah razı olsun abi. Sen Allah'ı teşekkür etsin hocam. Her şeyi getirir. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.